kuvvetli. Lütfen daha kuvvetli. Çünkü Filiz Hanım gördüğünüz üzere hedefe odaklanmış durumda. Evet, alkışlar falan etkilemiyor sizi. Size bel bağladık efendim. İnşallah. Sizinle birlikte bu kötü giden kaderi kırmak istiyoruz. 7900 puanla Aynura'nın birinciliğini sürdürüyor. Dönün bakın, o da mutlu değil. Evet. O da mutlu değil puanından. Zaten nasıl efendim oldu? 10 yıllık bir deneyim. Evet. Arka tarafta sırasını beklemekte. Lütfen yükseklere, 9000 lira ve ötesine. Buyurun ilk sorun. Ses sinyallerini güçlendirerek hoparlörlere gönderen cihazın dilimizde yaygın kullanılan kısa adıdır. 4 harfli. Harf alayım. Amfi. Neydi onun ismi? Amfi. Amfi efendim. Zaten uzununu söyleyemiyorum ben. Amfilikatör. Hmm. Öyle bir şey uzunu. Evet. Ben onu söyleyemiyorum. Buyurun, geliyor yenisi. Sözü kaleme alırken kullanılan kurallar bütünüdür. İmla. Nedir efendim? İmla. Beni bekleyin. Buyurun. Sürenizi yemesin. Sonra tamam. Bir anda süren benim nereye gitti diyorlar. Aynen. Buyurun gelsin yenisi. Ekonomide belirli koşullarla ödünç alınan veya verilen para veya mal. Batı kökenli bir kelime. Harf alayım. Basit düşünün, basit bir şey. Nokta nokta aldım bu işi yapmak kredi için. Nedir? Kredidir. Gayet güzel. Bugün şu bizim zıpır tabir edilen sorular biraz can sıktı. Sizinkisi biraz daha derli toplu gibi. Bir bakalım. Rehavet ezgisi ne ola ki efendim? Rehavet ezgisi. Alayım harf. Ezgi, müzik, şarkı ama böyle bir rehavet. İnsana bir rehavet veren şarkı. Yok, harf alayım. Esneten bir şarkı böyle. Ninni. Nedir o? Ninni. Ninnidir. Bir nefes alalım. İkinci harften önce bir nefes alalım. Buyurun yenisi geliyor. Sıcağa, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı plastik malzeme. Yine bildiğiniz bir kelime. Sıcağa, aşınmaya, kimyasal plastik malzeme. Sanki çok acayip bir şey. Mika geliyor aklıma. Gelmesin. Altı harflisi lazım bize. Mika'dan da kolay. Mika evren pulu falan, öyle zorlu bir soru. Silikon değil. Yok, harf alayım. Aldık bir harf. Ay bu mu filan denebilecek tipte Allah bir kelime. Allah Allah, plastik malzeme. Harf alayım, gelmez. Mesela sıcağa, aşınmaya, kimyasal maddelere karşı dayanıklı leğen. Leğen deyince evet, yerine oturdu bak. Aa, gelmiyor aklıma, yok, harf alayım. Naylon. Naylon. Uçtu gitti. Biraz süre harcattı bize. Evet, harcamam. Bir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Bakın yeni soru çok kolay soru. Zıpır fakat çok kolay. Görelim. Sarımsakla başı hoş olmayan düşsel yaratık. Vampir. İşte o kadar. 600 puan da yenmedi. 7 harfidir, tek bir kelimedir efendim. Buyurun gelsin. Mastarla bitiyor. Dikkat edin lütfen Filiz Hanım. Çeşitli sebeplerle zihin gücünü yitirmek. Türlü türlü sebeplerle ama daha çok yaşa bağlı olarak. Alzheimer, bunama. Nedir efendim? Demans, bunama. Nedir? Bunama. Bunamak da olur o. 700 puan kazandırır size. Şimdi bu da eskimiş kelimelerden biri. Yine böyle hani biraz önce Somya'da yaşadık ya, dağarcığınızın karanlık yerlerinden çıkartacaksınız. Çünkü artık pek kullanılmıyor. Yani vitrinlerde falan ben pek görmüyorum. Bir bakın. Fiyat düşürümü, indirim anlamında. İskonto. İtalyanca değil. Harf istediniz siz basarken. Harf. Ben fark ettim onu. İndirim dumping. Ya. Dumping. 600 puan da yerinde. Yerleşti yerine. 8 harfli. Tek kelime. Basit bir soru, basit bir cevap. Özür dilerim. Tek kelime dedim. İki kelimeden oluşuyor. Buyur. Bir bina veya odaya giriş çıkışın yapıldığı yer ve bu yerin önündeki boşluk. İki kelime efendim. Bakın, giriş çıkış yapılan yer, o birinci kelime. Kapı önü. Ha gayret, ha gayret. Misafir giderken son muhabbetin yapıldığı yer. Kapı önü. Hadi onu bana yapın, 8 harfli. Kapı önü 7 harfli. Nokta noktada durmayın, içeriye buyurun. Kapının önünde. Harf alayım. Peki, aldık bir harf.
İyi işte lazım olan kapı yer. Kapı ağzı. Kapı ağzı mı o? Öyle mi? Güvenmiyorsunuz. Alkışlar çabuk gelmedi. Onlar evet, sizden inanmadım. Daha fazla tereddüt ediyorlar. Fakat elimde kaldı 5 tane soru. Bu 5 soru da sizi 8900 puana çıkartır efendim. İnşallah. Buyurun, tavla sorusu. Tavla oyununda 6 dörtlük zar kombinasyonuna verilen Farsça kökenli addır. İşte bunları bilmem, hayf alacağım. 6. Biraz önce sorduk. Pencü. Penç. Pençeden geliyor. 6 mı acaba? Yok. 6 parmaklı pençe zannetme. Yok. Hayf alacağım. Alalım. 4. Yok, hayf alacağım. Aldık mı? Gelmiyor. Peki. Şencü. Şencü. Hadi. Yok, harf alacağım. Eyvahlar olsun. 4, C var, H var, R var. Harf alacağım. 4, 4'e bir şey derler. 4, C var, İ var. Harf alacağım. Ama yapmayın ya. 6, 5'i yani, sorduk şeş, benim. Şeşci. Şeşci. Şeş. Şeşci. Ya. Hür mü? Her. Ha gayret. Hir. Ha gayret. Ay Allah'ım. Şeşci her. Hür. Hü. En baştan or. Başlayın. Har. Nedir? Şeşci har. Şeşci har. Olmaz olsun. Evet. Şunu 6-4 deseniz olmuyor mu? Bizi gerçekten de uğraştırıyorsunuz. O şekilde oynuyoruz çünkü hiç. Efendim, başka elimizde 4 tane harf alma hakkı kaldı. 4 tane. Tamam. Evet, 8300 puana ulaşabilecek durumdasınız. Elimde de 4 tane soru var. Ama unutmayın, 10 harfli cevaplarınızdan bir tanesi bir ikileme. Tamam. Ve en kolayı. Hı hı. Sorduğum ikilemeler arasında gerçekten en kolayı. Çünkü 10 harfli ikinci cevabınız onun kadar kolay değil. Hmm. Açıkça söyleyeyim. Buyurun gelsin. Spor karşılaşmalarında bir oyuncunun rakip oyuncuya planlı olarak yaptığı kural kasti dışı... Kasti faul. Nedir efendim? Kasti faul. Çok güzel oldu bu. Çok rahatlatacak sizi. Şimdi biraz kafanızı karıştırabilecek bir soru. Azıcık kelime oyunu yaptık ama sıyrılırsınız içinden. İki kelimeden oluşuyor. Dil bilgisi istiyor. Buyurun bakalım. Edilgen fiilin fail görevini yüklenmiş nesnesi. Edilgen fiilin fail görevini yüklenmiş nesnesi. Yüklemin faili. Özne. Ama bakın bu gerçek değil. Durdurdular, harf mi istediler? Harf alayım. Harf istediler efendim, harf istediler. Yüklemin faili. Özne. Ama bu fail görevini yüklenmiş nesne. Gizli özne. Gizli değil. Aa, ne bu? Yani öznenin görevini yüklenmiş olan nesne bu. Aslında özne değil. Gizli ne var ya? Güya özne. Sözde özne. Sözde özne. Sözde özne 800 puan değerinde. Korkuyorum. Saniye çünkü kalmadı. 3 saniye kaldı. 3 harf alabilecek durumdasınız ama. Hemen basayım. Yani 3 saniyede zaten 3 harf alamazsınız. Bu ikilemedir. Gerçekten kolay. 10. soruları mı? 10 harfli cevaplara kaldık. Tamam. İş. Tamam. İlk 10 harfli cevabınız bu. Cevap bir ikileme ve şimdiye kadar sorduklarımın en kolayı. Harfe falan gerek yok. El butonun üzerinde tamam. Ama. Hadi bakalım. Tazeliği ve gevrekliği niteleyen ikilemedir. Çıtır çıtır. Çıtır çıtırdır efendim. En sevmediğim şey oldu. Kötü, zor soru. Zor soru. Hmm. Efendim bir aletten bahsediyoruz. Harf alma hakkım var ama. Var. Ama yani bir saniyede ancak bir tane harf alır. Harf alayım basayım. Evet, harf tamam. Diye çığlığı koy verin sonra da tokatı indirin. Tamam. Ben de sorumu okuyayım. Yes. Harf alayım. Su, maden, petrol gibi araştırmalar için toprağın derinliklerine işleme adını veren... Sondaj yapma. Tek kelime olsun. Sondajlama. Mak diye bitsin. Sondajlamak. Şimdi sondaj aletin ismi değil. Aletin ismi 5 harfli. Sondaja gerek yok. Sondalamak. Sondalamak 900 puan. 8100. Tamam. Fakat bir performans kaldı geriye. Şampiyonu o belirleyecek. Evet. Hissiyatınız nedir efendim? Ben bu işi hallettim mi diyorsunuz? Kendime göre yapabildiğimi düşünüyorum. Yani hafta daha finali. İyi,
İnşallah. Çok da uzak değil. Yani. Ama kısmet. Buna başka biri karar verecek. Evet, Filiz Hanımcığım, bir alkış isterim ona. Teşekkürler.